Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Efendim Türkiye'nin televizyonu TRT1 ekranlarına sizler, 81 vilayetten programımıza katılan kıymetli misafir hocalarımız ve stüdyoda bulunan kıymetli hocalarım sizler de hoş geldiniz, safalar verdiniz efendim. Eyvallah, hoş bulduk, sağ ol. Efendim mağfiret günlerinin 16'sına eriştik elhamdülillah. Gecesinin, gündüzünün, akşamının, sabahının her birimiz için hayırlı olması temennisi ve duasıyla Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması iftar özel programına başlıyoruz. Varlığın yok gibi hiçten ziyade görünen suretim içten ziyade. Laqad kunte fi gafletin min haza fekeşefna ezanı duyup da namaza gitmemek olmaz bence. Böyle kardeşlerimiz yetişiyor artık. Bunlar, elhamdülillah. Bunlar bizleri aşıyorlar. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim Türkiye. Bu akşamın birincisi, hafta finalinin de yolcusu oldu kendileri. Hafız Yunus Emre Ağveranlı geliyor. Yunus Emre Ağveranlı, hoş geldiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Nasılsınız? İyiyim efendim, siz nasılsınız, iyi misiniz? Bizler de iyiyiz, eyvallah. Sizi tanıyalım, buyurun. İsmim Yunus Emre Ağveranlı. Erzurum Pasinler doğumluyum. Sivas'ın Zara ilçesinde 2 yıldan beridir İmam Hatiplik görevi yapmaktayım. Maşallah. Aynı zamanda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Maşallah, ne güzel. 1. sınıftasınız. Evet, 1. sınıftayım. İnşallah tamamlayıp sonrasında bir akademi düşünür müsünüz? Sonrasında kıraat-ı aşer okumayı istiyorum inşallah. İnşallah. Allah nasip ederse. İnşallah. İnşallah. Yunus Emre'mizin bir güzel özelliği var hocam. Biz hocamda görüp şahit oluyoruz. Gelip giderken söylüyor ya, serviste de sürekli hıfzını tazelemeye gayret ediyor. Maşallah var hocam. Aferin. Yunus Emre'miz de hocam yolda yürürken bile içinden sürekli Kur'an okurmuş. Aferin. Hıfzınızı daha iyi hale getirmek için, hafız kalabilmek için, değil mi? Doğru mu? Evet, ben mi yanlış söylüyorum? Maşallah. Dolayısıyla sizin tavsiyenizi dinlemiş hocam. Eyvallah. Takip ediyordunuz değil mi efendim programımızı? Tabii ki. 5. yılımızdayız. Her zaman takip ediyoruz. Ailece izliyoruz. Eyvallah. Buradan çok sevgili babama ve anneme selamlarımı gönderiyorum. Ne kadar güzel. Eyvallah. Biz de selam ediyoruz, hürmet ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Böyle güzel bir evlat yetiştirmişler estağfurullah, maşallah. Estağfurullah. Allah bağışlasın. Evet, hazır mısınız? Hazırım. Alalım efendim zirahleye, buyurun. Tabii. Hafız Yunus Emre Ağveranlı, Kahf suresi 16 ila 29. ayetlerini tilavet edecekler. Ve şimdi söz Kur'an'ın. Thank you.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقي قياني عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد
مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُ وَلَكِنْ كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد صدق الله العظيم. Yunus Emre kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kıymetli misafir hocalarımız kendisi için puanlama yapacaklar. Sözü misafir hocalarımıza bırakalım. Buyurun hocalarım, söz sizde. Yunus Emre'miz için hocalarım puanlamalarını yaptılar. Tekraren çok teşekkür ediyoruz ve ilk değerlendirme için sözü Mehmet Ali Sarı hocam size bırakalım. Teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. Sağ olun. Yunus Emre güzel okudu, güzel bir sesi var. Daha çok hangi hafızları dinledin Yunus Emre'cim? Erhan Met hocamızı dinledim hocam. Bünyamin Topçuoğlu hocamızı, Sefa Taşkesenli hocamızı. Onlardan etkilendin. Evet hocam. Tamam, güzel. İnşallah kendini de bulacaksın. Önün İnşallah. Açıktır. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Osman Egin hocam. Mustafa Cihat hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Değerli kardeşim Yunus Emre hocama da bu güzel tilavet için teşekkür ediyorum. Ve ekranları başında bizi dikkatle izleyen kardeşlerime hayırlı akşamlar diliyorum. Eyvallah. Sofraları bereketli olsun inşallah. Artık bir iftar sofrası hazırlığı telaşı da yavaş yavaş başlıyor. Biz de onlara elimizden geldiği kadar Yunus Emre gibi kardeşlerimizle o sofrayı Kur'an'la bereketlendirmeye Eyvallah. Gayret ediyoruz Eyvallah. İnşallah hocam. Eyvallah. Üstadım, şimdi Kur'an-ı Kerim'de benim dikkatimi çeken özelliklerden bir tanesi de manasız çok çok zor olan yerlerin lafızları da zor oluyor üstadım. Bu sizin okuduğunuz surenin anlam bütünün içine baktığınız zaman yani daha çok böyle insanı yola getirmek için cehennem ayetlerinden bahsediyor, oradaki senaryolardan bahsediyor, insanların Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gittiğinde birbirini yoldan çıkaranların nasıl birbirini suçladığından bahsediyor. Bu çok zordur böyle yani. O anda insan çok böyle tedirgin olur, gergin olur. Dolayısıyla bu tilaveti de lafız olarak da tilavete de yansıyor Mustafa Cihat evet. hocam. Mekki bir sure değil mi Osman? Evet hocam. Evet hocam. Dolayısıyla üstadım yani seçerken bir de kısa ayetler olunca da ciddi anlamda sizi zordu. Bir git gel gel oldu. İnşallah onlar böyle tecrübe kazanarak Yunus Emre'cim hallolacak. Senin buraya gelmen, burada tilavet etmen, Sivas Zara'dan
kopup buraya gelme bizim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Güzel bir anlam ifade ediyor. Seni yetiştiren anneden babadan Allah razı olsun. Hocandan Allah razı olsun. Senin buraya gelmene vesile olanlardan Allah razı olsun. Ve ben çok yaptığım bir şey değil ama gerçekten TRT kurumuna, TRT'ye, TRT'nin değerli yöneticilerine ve burada bu programı çeken kardeşlerimizden Allah razı olsun. Ve buraya katkı sağlayan Diyanet İşleri Başkanlığımızın çok değerli görevlileri geliyor daha çok. Diyanet İşleri Başkanlığımızdaki kardeşlerimize de müteşekkiriz. Cenab-ı Hak kendilerinden razı olsun diyorum ve teşekkür ediyorum. Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz. Halil Necipoğlu Hocam. Efendim teşekkür ediyorum. Bendeniz de yine aziz dostlarımıza, izleyicilerimize saygı ve hürmetlerimi, gönlüm dolusu muhabbetlerimi arz ederek başlamak istiyorum. Eyvallah. Değerli dostumuz Yunus Emre hocamıza da bu icralarından dolayı tebriklerimi ve teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sesiniz gayet güzel. Ondan sonra şuradaki duruşunuzdan samimiyetiniz de gayet net anlaşılıyor. Samimi bir icra olduğunu söyleyebilirim. Lakin kriterler çerçevesinde değerlendirdiğimiz vakit, konumum itibariyle söylemeye çalışıyorum. Orada bir nakısalar silsilesi var. Nefesinizi doğru kullanıyorsunuz kullanmasına, lakin öne çıkan şey burada tabii Kur'an'ın efendim tilavet kuralları çerçevesinde nameleri bir araya getirebilme anlamında. Ben biraz daha gayret göstermeniz fikrine vardım. Bunu açıklıkla ve yüreğinize, gönlünüze hitaben arz etmek isterim. Yolunuz, yönünüz, gönlünüz daima açık olsun. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocalarımıza. Yunus Emre Averanlı için şimdi puan vaktidir. Ve ilk puan için sözü Mehmet Ali Sarı Hocam size bırakalım. Yunus Emre Garde kardeşimiz bu aşırı şerifini bize dinletti ve memleketimizin tamamı da dinledi elhamdülillah. Belki ülkemiz dışındaki insanlar da dinledi. Ne mutlu ona ki oradan gelip burada bu böyle bir güzelliğe sebep oluyor. Allah kendisinden razı olsun. Amin. Ben kendisine 92 puan veriyorum. 92 puan Mehmet Ali Sarı Hocam'dan. Osman Egin Hocam. Mustafa Cihaz Hocam, ben de kıymetli kardeşim, değerli kardeşim Yunus Emre'ye bu güzel tilaveti için teşekkürümle beraber ...92 puan veriyorum. 92 puan Halil Necipoğlu Hocam. Evet. Benim de gönlümden geçen puan anlamında. Gönlümden size muhabbet geçiyor. Bütün hafızlara, bütün huffaza. Aynısı, 92. 92 puan ve böylelikle hocalarım Yunus Emre Averanlı'ya 276 puan vermiş oldu. Tebrik ediyor sizleri. Evet. Başlama akordunu iyi tespit edemedin. Dünyanın en güzel hafız yetiştiren adamlarından bir tanesidir. Rahat çıkmıyor o ses. Keyfini çıkarmak lazım. Şuradan şuradan niye az dememek lazım. Çünkü ya, nimet gelmiş önümüze. Bu akşamın birincisi. Hafta finalinin de yolcusu oldu kendileri. Hafız Recep Turan geliyor. Hafız Recep Turan hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah ikram versin. Bizler de iyiyiz. Tanıyabilir miyiz sizleri? Recep Turan, 26 yaşındayım. Erzurumluyum. Ankara Gölbaşı Tuluntaş Mahallesi Rahman Camii'nde görev yapmaktayım imam hatip olarak. Onun dışında neler yaparsınız vazifeniz dışında? Bunun İlgi alanınız nedir? Futbola biraz ilgim var. Haricinde arkadaşlarla zaman geçirmeyi daha çok tercih ediyoruz. Çok güzel. Bu şekilde. Hayaliniz? Hayalim
iyi hafızlar yetiştirmek. Yani biz yetiştiren hocalarımız gibi bizler de hafız yetiştirmek. İyi bir hafız olarak tanımlar mısınız kendinizi? Hıfzınız nasıldır? Hafız kalabildiniz mi? Hatimle teravih kıldırdım 4 yıl. Oo maşallah. Üst üste. Ama göreve atandıktan sonra tabii sekteye uğradı. İnşallah bunu devam ettireceğim. İnşallah Recep kardeşimiz de kendisi gibi hafızlar yetiştirmeyi ideal edinmiş. İnşallah. Biz de dua edelim sizin için Allah inşallah. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederim. Güzel hafızlar, kıymetli hafızlar yetiştirmeyi Cenab-ı Hak size nasip etsin inşallah. İnşallah. Recep hocam hazır mısınız? Hazırım. Eyvallah. Alalım size efendim rahleye buyurun. Hafız Recep Turan, Âl-i İmrân suresi 92 ila 97. ayetlerini tilavet edecekler. Ve şimdi söz Kur'an'ın. فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان
İnne evvele beytin vudi'a linnâsi lellezî bi Bekkete mübârekan ve hudel lil âlemîn. Fîhî âyâtun beyyinâtun meqâmu İbrahim. Ve men dekhalehu kâne âminâ. Velillâhi alen nâsi hiccul beyti men istatâ'a ileyhi sebîlâ. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Recep kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kendisi için misafir hocalarımız puanlama yapacaklar. Sözü kıymetli misafir hocalarımıza bırakalım. Buyurun hocalarım, söz sizde. Hocalarım puanlamalarını yaptılar. Tekraren kendilerine teşekkür ediyoruz. Osman Egin hocam, sizinle başlayalım mı? Mustafa Cihat hocam, çok teşekkür ediyorum değerli kardeşim benim. Sizin Gürsel Turan'la bir ilginiz var mı? Gürsel Turan diye bir arkadaşım var benim. Yok hocam. Avusturya'da görev yapıyor. Hocam şöyle söyleyeyim, dünyanın en güzel hafız yetiştiren adamlarından bir tanesidir Gürsel Turan. Ama şöyle bir insan. Selam edelim. Selam edelim Avusturya'da kendisi. Üstadım 4 saat uyku uyur, geri kalan efendim 20 saati hafızlara vakfeden bir insan. Allah Allah. Turan soy ismini görünce. Allah hocamı selam eklersin. Amin. Allah razı olsun. Hocam hatırladım. Kendisine selam olsun. Bir mümbit bir arazi Erzurum ve oradan yetişiyor. Bununla üstadım şey yapmak lazım. İftihar etmek lazım. Bunun evet. Keyfini çıkarmak lazım. Şuradan niye az dememek lazım. Çünkü nimet gelmiş önümüze. Yapacak bir şey yok. Gelince mutlu olacağız. Onun lezzetine varmak lazım. Evet. Çok teşekkür ediyorum aziz dostum benim. Ben teşekkür ederim hocam. Mehmet Arısar hocam. Recep Turan, sevgili kardeşim, Allah kabul etsin. Allah razı olsun hocam. Heyecanlandın. Evet. Yani başlama akordunu iyi tespit edemedin. O çok önemli. Biz bunu hep söylüyoruz. Buraya gelen hafız kardeşlerimiz de bunu bayağı isabetli yapmaya başladılar ama sen yüksek başladın. Evet hocam. Yüksek başlayınca inemedin. İnemeyince orada çakıldın. Çakıldın, etrafında biraz böyle dolaştın falan. Güzel bir sesin var. Güzel okudun ama bu seyir tekniklerinde pek beceri elde edemedin. Ama bu yapamayacaksın değil manasına gelmez. Yapacaksın evvelallah. İnşallah. Çok gençsin, ilerleyeceksin. Daha güzel olacak inşallah. Tebrik ediyorum. Allah kabul etsin diyorum. Allah razı olsun hocam. Teşekkür eyvallah. Ederim. Halil Necip olacağım. Teknik olarak değerli büyüğümüz, saygıdeğer hocamız lütfettiler, söylediler. Ben de aynı fikre sahip olmakla beraber bizim aslında hocam yani vermek istediğimiz mesajlardan bir tanesi de bu teknik unsurların yanında icraya başlamadan evvelki haleti ruhiye itibarıyla bir motivasyonu kendi kendilerine yapmalarıdır. Doğrudur, heyecanların giderilmesi için. Tabii, burada yöntemler yok değil, elbette var. Örneğin mesela yani en
basit aklıma hemen gelen işte bir o heyecanı giderir çünkü o kasmayı nitekim refleks veriyor, menfi bir refleks veriyor icraya kasmalar. Evet. Rahat çıkmıyor o ses. Yani gürül gürül gelecek o ses ama o ön motivasyon eksikliği dolayısıyla hani ben rahat okumalıyım. O basit örnekten kastım da şuydu. Bir sevdiğinizi gözünüze önüne getirerek böyle ona okumanız bu atmosferden uzaklaştırır sizi ve rahat okursunuz. Dolayısıyla o ses kaslarınız kasılmaz ve sesiniz rahat rahat çıkar. Dolayısıyla bir reaksiyonla karşılaşmazsınız yani olumsuz bir durumla karşılaşmazsınız. Bu da bu buradaki konumumun bir şeysidir, gereğidir söylemek. Bunun efendim olmadığı halde yani bu rahatlığın olmadığı halde ortaya böyle bir sonuç çıkıyor. Bir, ikincisi bir de name zenginliği yani üslupla birlikte name zenginliği de olacak kulakta değerli hocam. Evet. Siz onu icra edeceksiniz. Yani talim okur gibi değil mi? Okumamamız gerekiyor. Talim okumak bir ders konusudur evet. Yani. O dersi biz aldığımız dolayısıyla o üslup ve o tavır içerisinde okuyoruz. Dedikten sonra ben Deniz'de acizane saygıdeğer hocamın teknik noktadaki tespitlerine, fikirlerine müsaade ederlerse katılmak istiyorum. Teşekkür ederim. Sadece tekniklere katılıyor hocam. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, gönlünüze eyvallah. Sağlık. Eyvallah. Hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Recep Turan için puan vaktidir efendim. Buyurun. Ve ilk puan için de sözü Osman Egin hocam sizlere bırakalım efendim. Mustafa Cihat hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ve ben bu güzel tilaveti sebebiyle Recep Turan kardeşime 91 puan veriyorum. 91 puan Mehmet Ali Sarı hocam. Ben de Recep Turan kardeşimizi buraya gelme arzusunu tebrik ederek bu cesareti gösterdiği için kendisini yine tebrik ediyorum ve 90 puan veriyorum. 90 puan ve Halil Necipoğlu hocam. Bir cevher. Siz bir cevhersiniz. Teşekkür ederim hocam. Buradaki tabii icra yalın tek başına bir ölçü değildir. Nitekim fikrimizi de söyledik. Ben size 95 puan veriyorum. 95 puan. Hafız Recep Turan böylelikle hocalarımdan toplam 276 puan almış oldu. Tekraren teşekkür ediyoruz sizlere. Cenab-ı Hak ışığını hiç söndürmesin. Cenab-ı Allah söndürmez. İnsanları da söndürtmesin. Ezanlarını düşünemiyorum mesela. Ne yapmak istersin İmam Hatiplik'te? Sade mihrapta cemaate namaz kıldırıp Kur'an okumak mı? Karar vermek lazım aziz kardeşim. Okuyucu olmaya karar verin. Çünkü sizde büyük bir nimet var. Allah da sizi burada istihdam ediyor ve görmek istiyor. Bu akşamın birincisi. Hafta finalinin de yolcusu oldu kendileri. Hafız Ali Kızılkaya geliyor. Hafız Ali Kızılkaya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Hamdolsun hocam. Maşallah pırlanta gibi. Ya şu gözlerinin rengine bak Cengiz abi. Estağfurullah hocam. Kaçırma bunları. Tanıyalım sizi buyurun. Hocam ismim Ali Kızılkaya. Kastamonu'dan katılıyorum. Kastamonluyum. Kur'an-ı Kerim 20 yaşındayım. Kur'an-ı Kerim okumayı amcamdan öğrendim ilkokulda. Daha sonra ortaokulu bitirdikten sonra öğrenimime 2 yıl ara verip Hazreti Pir Kur'an kursunda hıfzımı tamamladım. Maşallah. Hıfzımı tamamladıktan sonra Şeyh Şaban Veli Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde şu anda da orada bulunmaktayım. Öğrenimimi sürdürüyorum. 12. sınıf öğrencisiyim. Yarışmayı geçen yıl izledim.
Ben de katılma kararı aldım. Hocalarıma teşekkür ediyorum. Ya Ali o kadar güzel anlattı ki. Farkında mısın hocam? Evet. Evet. Yani süper. 20 yaşında bir delikanlı geldi buraya bu özgüvenle. O kadar güzel anlattın ki kendini. Vallahi tebrik ediyorum seni. Harikasın yani. Helal olsun. Peki üniversite var mı? Üniversite düşünüyor musun? Üniversite çalışıyorum. Hayalim var inşallah. Ne istiyorsun? Şu anda ilk hedefim imam olabilmek. Üniversitede hangi bölüm okumak istiyorsun? Üniversitede bölüm olarak henüz kafamda bir şey yok. İlahiyat. ama ilahiyat okuyacağım inşallah. Peki hangi şehri istiyorsun? Şehir olarak... Marmara var bak hocam, Marmara ilahiyatta. Marmara'yı tabii ilk hedef Marmara. Ancak işte duruma göre inşallah... Hedef burası olsun. Aynen. İlk hedef Marmara. Daha sonra işte olursa... Bakarız hedeflere. Tabii inşallah hocam. Bu ana göre bakarız. Benim. Şimdi ben o tarihi cümleyi etmek istiyorum. Çok kıymetli amcasından öğrenmiş Kur'an-ı Kerim okumayı 10 yıl önce hocam. Hamdi Bey'e bağlanmak istiyoruz efendim biz. Müsaade buyururlarsa. Mustafa Cihat hocam. Hamdi hocam nasılsınız? Selamun aleyküm. Rize'den selamlar. Aleyküm selam. Rize'den mi? Rize'deyim hocam. Maşallah. Hürmetler ediyorum hocalarıma selamlar inşallah. Aleyküm selam. Hamdi hocam önce sizi tanıyalım ondan sonra inşallah. Yeğenimiz için Hamdi konuşalım. Kızıl. Hamdi Kızılkaya, Ali'nin amcasıyım. Küçük yaşta köyümüzde imamlık yaparken Ali'yi Kur'an-ı Kerim'le tanıştırdık. Hafızlığı başlattık. Maşallah. Daha sonra benim tayinim çıktı Samsun'a. O şekilde küçük yaşlarda bizden öğrendi ama diğer aşamalarda Kastamonu'daki imametteki hocalarımızdan ikmal etti Kur'an-ı Kerim'i, hafızlığını. Ben kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Yani pırlanta gibi inşallah, bir evet. Hafız bağışlamışsınız vatana, millete. Yani Allah sizden razı olsun. Harikasınız. Mustafa Cihat hocam, nasıl görünüyorsa kalbi de dışı gibi tertemiz, çok saygılı, tam bir Kur'an ehli diyebileceğimiz bir evladımız inşallah. Rabbim inşallah Kur'an'ın yolunda gitmeyi cümle hafızlarımıza nasip eylesin yani. İnşallah. Biz hayran kaldık hocam. Kendisine olan özgüveni, kendini tanıtma biçimi... Şahane bir evlat. Maşallah var ya. Evet, yani evet yürekten hocam, söylüyorum Allah yani. Allah sizden razı olsun. Ön ayak olmuşsunuz, vesile olmuşsunuz. Eseriniz de bugün burada. Ona ne söylemek istersiniz? Hocam öncelikle kolaylıklar diliyorum. Rabbim onu ve bütün hafızlarımızı Kur'an'ın yolundan ayırmasın inşallah. Amin. Buna diyebilirim. Başka heyecanlanma Ali'ciğim. Bir şey. Evladım heyecan yapma falan hani ne bileyim. Evet. Var mı? Evet, çok rahat olmasını diliyorum inşallah, dua ediyorum. İnşallah. Başaracağına inanıyorum. İnşallah efendim, sizi tanımak çok güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz. Vesilenizle Rize'ye de selam olsun. Allah razı olsun Mustafa Cihat hocam. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Böyle bir programı yaptığınız için Diyanet İşleri Başkanlığımıza, TRT'ye ve oradaki çok değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Biz de eyvallah. Teşekkür ediyoruz kardeşim. Allah'a emanet olun. Hocam. Evet hafızım, iyi geldi mi amcanı görmek? Evet. İyi geldi. Çok üzerinde emekleri var. Allah ondan razı olsun. Tekraren teşekkür ediyoruz. Milletimiz adına yani sizin gibi güzel bir evlat bağışlamış vatana, millete. Allah ondan razı olsun. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım silahlı efendim, buyurun. Hafız Ali Kızılkaya, Tahrim Suresi 6 ile 8. ayetlerini tilavet edecekler. Ve şimdi söz Kur'an'ın.
Ya أنفسكم وأهليكم نارا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ تجزون ما كنتم تعملون يا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها ويدخلكم
Nurum yes'a beyne eydihim ve bi eymanihim yekuluna rabbena etmim lena nurana vagfir lena. İnneke alâ kulli şeyin kadîr. Sadakallâhu'l-azîm. Ali kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kendisi için kıymetli misafir hocalarımız puanlama yapacaklar. Sözü kıymetli misafir hocalarımıza bırakalım. Buyurun efendim. Hocalarım puanlamalarını yaptılar. Çok teşekkür ediyoruz hocalarımıza tekraren. Ve Halil Necipoğlu hocam sizinle başlayalım mı? Hay hay, teşekkür hocam ederim. Kastamonu merkezdeki cami Nasrullah. Ha, Nasrullah Cami değil mi? Evet, orada hiç ezan okudun mu? Bir kez okudum, bir kez nasip oldu. Ne kadar güzel. Yani o ezanı duyup da namaza gitmemek olmaz bence. İnşallah Marmara İlahiyat Camisi'nde okuyacak. Gel, tabii gel, gel. İnşallah. Gel, üstad gel. Ağzına sağlık, gönlüne sağlık. Eyvallah, teşekkür eyvallah ederiz. Şimdi karar vermek lazım aziz kardeşim. Evet, okuyucu olmaya karar verin çünkü sizde büyük bir nimet var. Allah da sizi burada istihdam ediyor ve görmek istiyor. Siz de duyurun. İnşallah. İnşallah. Mehmet Ali Sarı hocam. Evet. Ali Kızılkaya evladımız 20 yaşında. Tilavette böyle bir seviyeye gelmiş. Allah ona ses de vermiş. Maşallah. Çok güzel bir tabiatı var. Sesinin cinsi de çok güzel. Ve noktaları seyir merkezlerine dokunarak çok güzel yerlere geçti. Neva etrafında, nevadan da yukarıya sarkarak güzel nameler yaptı. Bu bir ustalık işidir bu. Allah bu kabiliyeti kardeşimize vermiş. Ben çok çok mutlu oldum. Böyle kardeşlerimiz yetişiyor artık. Bunlar, elhamdülillah. Bunlar bizleri aşıyorlar. Estağfurullah. Mustafa Cihat kardeşim, bu gençler artık her cihetten bizleri aşıyorlar. Estağfurullah. Şimdi benim kardeşime söyleyeceğim, evladımıza söyleyeceğim. Yani tilavetin unsurlarını tamamlamanız lazım. Elfaz, onu maşallah becermişsin. Ondan sonra o elfaza yüklenen anlama eğileceksin. Ne okuyoruz, ne diyoruz, neler bahsediyor Cenab-ı Hak? Oraya yoğunlaşacaksın. Bir üçüncüsü de kullandığın sesin ne olduğunu bileceksin. Nerede başladın, nereye geldin, nereye çıktın, bunlar hakkında malumat sahibi olacaksın. Yani bilerek okuyacaksın. Allah'ın verdiği kabiliyetle hani değil de bilerek okuyacaksın böyle. Tabii o kabiliyet de yanında yürüyecek. Bu konuda beni çok mutlu ettin, çok ümitlendim, iftihar ettim. Başarılar diliyorum ve bu dakikada bizi dinleyenlere de saadetler diliyorum. Böyle bir Kur'an'a muhatap oldukları için onları da tebrik ediyorum. Eyvallah.
Osman Egin Hocam. Ali Kızılkaya Hoca, siz ta başından beri gelirken yürüyüşüne bile hasta oldunuz. Yani gelirken daha maşallah beri bakınca var. Ben hissediyorum onu Mustafa'cığım. Yani sizin yüzünüzde böyle gelen insan böyle gelirken efendim onda gördüğünüz o ışık, enerjiyi gördüğünüzde sizin yüzünüze de bir ışık vuruyor. Bu stüdyonun ışıklarından hariç manevi bir ışık o. Ali kardeşim tamam. Öyle bir ışık vuruyor, şey yapıyor şu anda. Bütün ışıklardan güzel bir ışık. Maşallah. Cenab-ı Hak ışığını hiç söndürmesin. Amin. Cenab-ı Allah söndürmez. İnsanlara da söndürtmesin. Amin. Ve bu insandan, bu güzel yavrumuzdan, bu güzel hafızdan bütün insanlık istifade etsin inşallah diye temenni ediyorum. İnşallah. Anne babasından da Allah razı olsun. Amin. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için. Evet, şimdi Ali Kızılkaya için puan vaktidir. Alalım sizi puan noktasına. Ve ilk puan için sözü Mehmet Ali Sara Hocam size bırakalım. Çok teşekkür ediyorum. Ali Kızılkaya bize süper bir aşk-ı şerif dinletti. Allah razı olsun. Kendisine bu yolda yürümesini sağlık veriyorum ve başarılar diliyorum. Kaç puan veriyorsunuz? Kaç puan veriyorum? 100'den aşağı verirsem Cenab-ı Hak karşımda. Kılıcı da Elif olarak tecessüm etmiş orada duruyor. Ondan korkarım. 100. 100 tam puan Mehmet Ali Sara Hocam'dan Osman Egin Hocam. Evet, Mustafa Cihat Hocam. Ben de değerli kardeşime Ali Kızılkaya Hocama bu güzel tilaveti için 98 puan veriyorum. 98 puan ve Halil Necipoğlu Hocam. Evet. Şimdi 97 desem... Bak gene Allah olmaz. Karşıda. Allah karşıda. Eyvallah. 98 desem... Çık. Olmaz. Çık. Demem o ki sen 100 alırsın benden. 100. 100 tam puan Halil Necipoğlu hocamdan ve böylelikle Ali Kızılkaya hocalarımdan toplamda 298 puan almış oldu. Tebrik ediyoruz Ali'cim. Biraz heyecan tabii mutlaka olacaktır. Siz bana biri hayatta biri ahirette olan bu iki muazzam yorumcuyu hatırlattınız. Kur'an-ı Kerim'in metnine aşina olduğu gibi manasına da aşina ise... Sana ben mecnunum, senden avare. Prosedürlere boğduk hayatımızı. Birbirimize karşı rahat değiliz. Evet. Bu akşamın birincisi. Hafta finalinin de yolcusu oldu kendileri. Hafız Zaki Alasali geliyor. Hafız Zeki Alasali. Ehlen ve sehlen. Ehlen bikum. Keyfe hal? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Barakallahu fik Üstaz Mustafa. Maşallah. Bundan sonrasını size tevdi ediyoruz. Osman Egin Hocam. Ehlen ve sehlen Şeyh Mal Kerim. Merhaban bikum seyyidi. Barakallahu fikum. Ve bikum barakallahu. Es-sual el-evvel li ma ra'yuke li hazihi el-musabaqa yani? Hazihi musabaqa azime. قلت فيها كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به أشتفي من كل داء ونوره دليل لعقلي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعنا بسر حروفي ونور به قلبي وعقلي ومقلتي الله أكبر والله العظيم الله أكبر أستاذ ما أستطيع يعني هذه ترجمة جدا أكرمك الله فيكم يعني بالذات ترجمة etmeseniz de etkilendik hocam ya yani, kitabından üstadımız gerçekten Allah razı olsun kendisinden Üstad Zeki aynı zamanda bir hatip. Evet. Aynı zamanda çok iyi bir şair. Evet. Yani şairin de Kur'an-ı Kerim'de şeyleri var ama gerek Kur'an-ı Kerim'in
efendim insana yüklediği duyguyla, efendim fikriyle, aklıyla ve onun bütün bu yarışmayı yansımalarıyla beraber büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ettiğini ve böyle bir sofranın burada kurulmasından çok mutlu olduğunu ifade etti. Besteleri varmış hocam. Besteleri var, şiirleri var ve ülkemizle ilgili şiirleri var. Şiir mevdu şeyh kelamun mevdu şiir yani şiirukum. الذي أريد أن أقوله إشعار هو عن تركيا يعني يعني عن تركيا يعني نعم وعن وعن القرآن الكريم وعن القرآن الكريم نعم أهل القرآن أهل الندى الله أكبر بارك الله بكم يعني استاذم gerçekten çok iyi bir şair hocamız Allah razı olsun kendisinden Türkiye'ye geldikten sonra da yine ülkemizle alakalı çok güzel şiirleri var onlardan bir tanesini de eğer vakit şiir olursa... Şiir hocam, bir ilahisi varsa almak isteriz. İlahi var, kaside var. Besteleri yani, var deyince şimdi... Evet. Besteler var, hepsi var. İnşallah tilavetten sonra... Şimdi alabilir miyiz hocam? Mümkün. El-kaside ev... Hadir. Tamam, tefattal şeyh. Teşekkür ederim, teşekkür ederim Türkiye. Teşekkür ederim, teşekkür ederim Türkiye. Darul hilafeti vel edeb, ardul hadareti vel nesab. Darul siyadeti vel edeb, ardul hadareti vel nesab. تركيتي شكرا لك والشكر من كل العرب تشكر درم تشكر درم تشكر درم تركيا Allah rica ederiz. Allah güzel söylüyor. Maşallah. Tebrik ederiz. Hazır mısınız efendim? Hazır. Buyurun rahleye alalım sizleri. Hafız Zeki Alasali, Haşr suresi 18 ila 24. ayetlerini tilavet edecekler ve şimdi söz Kur'an'ın. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم
فاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم Zeki hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kendisi için 81 vilayetten programımıza bağlanan kıymetli misafir hocalarımız kendisi için puanlama yapacaklar. Sözü hocalarımıza bırakıyoruz. Buyurun efendim.
Hocalarımız puanlamalarını yaptılar. Tekraren teşekkür ediyoruz. Ve ilk değerlendirme için sözü de Osman Egin Hocam size bırakalım. Evet. Şeyh Zeki, ehlen ve sehlen. Allah'a ibarek. Merra thaniye. Barakallahu fikum. حفظكم الله. تلاوتكم تلاوتك رائعة جدا خاشعة جدا. حفظكم الله. وصوتك جميل حتى أجمل من الأصوات يعني بارك الله فيكم. حفظكم الله. ونحن نتشرف بتلاوتكم وحضوركم. الله يبارك. أهلا وسهلا. شكرا لكم سيدي. Evet, çok güzel bir tilavet. Ses çok güzel bir ses. Biraz heyecan tabii mutlaka olacaktır. Ama tilavetin gerek yani tilavetiyle alakalı, Kur'an-ı Kerim okumayla alakalı bir mahir bir hocamızla karşı karşıyayız. Yalnız şunu bilmesi gerekir dinleyicilerimizin, hocam da temas edecektir. Biz genelde bu vakıf ve iftida ile alakalı Arapçaya hakim olamadığımız için, vakıf olamadığımız için, anlamadığımız için biz bize verilen disipline riayet ederiz. Yani o da nedir? Muhammed bin Tayfur Es-Secavendi'nin bize şurada durun, şurada durmayın. Yani bizi o mana anlamında yönetir bizi o. Evet. Vakıflar, vakıf işaretleri. Fakat yani eğer bir insan Kur'an-ı Kerim'in metnine aşina olduğu gibi manasına da aşina ise ona, dili haliyle hocam. Evet ki öyle. Bu defa şurada durmalısın, şurada durmamalısın gibi bir şey ifade etme söz konusu olmaz. Hatta Cezeri'de nasıl geçer hocam o? وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ وَقْفٍ وَجَبْ وَجَبْ وَلَا حَرَامٍ غَيْرَ مَا لَهُ سَبَبٍ إِلَّا وَلَا حَرَامٍ غَيْرَ مَا لَهُ غَيْرَ مَا لَهُ سَبَبٍ dediğimiz o şeyde Cezeri'de de geçen bir beyittir. Dolayısıyla hocamız için o geçerli değil. Dinleyen kardeşlerimiz bu manada, bu anlamda eğer değerlendirirse hani şöyle bir şey de düşünebilirler hocam. Yani işte vakfetmedi, vakfettikten sonra işte efendim aldı vesaire gibi söz konu değil. Hocam çünkü bu konuda bayağı bir mahir bir hocamız. Allah razı olsun. Ben kendisine milletimiz adına teşekkür ediyorum. Böyle bir yarışmaya katıldığı için, böyle bir medeni cesareti gösterip buraya geldiği için hem milletimiz adına memnuniyetimizi ifade ediyorum hem de Allah kendisine bari. Çok teşekkür ediyorum. Zaten kasidede de bu memleketin bir medeniyet memleketi olduğunu, asalet memleketi olduğunu, zaten bu kardeşlerimize kapılarını açmakla, kucağını açmakla, efendim komşu olmakla bunu, bu manayı ortaya koyduklarını, bu ahlakı ortaya koyduklarını ifade ediyor ve bunu da sadece diliyle değil, efendim bütün vücuduyla, bütün gönlüyle bunu kalbinden ifade ettiğini de davranışlarından da çok rahat anlayabiliyoruz. Ben bu kardeşimizin, bu hocamızın şahsında Suriyeli kardeşlerimin de Ramazan aylarını tebrik ediyorum. Evet, mübarek olsun. Hoş geldiler, sefalar getirdiler. Eyvallah. Mehmet Ali Sarı hocam. Ehlen ve sehlen üstaz. Merhaba mikum seyyidi. Ahsente. Ahsanallahu ileyk. Maşallah. Amin. Ahsente. Nahnu nahterim duyufuna. Barakallahu bikum. Ve şerrefna bikum. Hâzi darul ziyafe vel kerem. Maşallah. Savtuke cemil ve mürtefi cidden maşallah. Rahmetullah ala zelik. Nokta vahide. Cenab-ı kifte alim. Huve alimul gayb ahsen. Alimul gayb vakf ahsen. Fakat. Hada rayukum seyyidi muhterem ala ra'as vel ayn. لكن كان في عندي ضيق نفس استئناف يعني عالم الغيب والشهادات بارك الله بكم ضروري يعني ضروريا يعني شكرا شد في خدمتكم سيدي çok teşekkür ediyoruz hocam. Halil Necipoğlu hocam. Evet. اهلا وسهلا اخي. مرحبا بكم سيدي. ممنون oldum. Ben de efendim ممنون oldum. نحن فرحان الحمد لله بارك الله. Bizim erbabı bilir müzik camiasındaki ifadesiyle müzikaliteyi, yani sakın yanlış anlaşılmasın, burada bir müzik icrası yok. Yani sonuç itibarıyla bir şey var, bir zevki selim anlamında bir şey var, durum var. Onu ben alamadım, özür diliyorum. Ama sesiniz gayet güzel. Yani tatlı, hoş, kalbe de güzel esintiler bıraktı. Ve güçlü bir ses. Eyvallah.
Böyle bir çerçeve içerisinde sevgili üstadım, şeyhim. Ay bari. benim fikrim budur. Ağzınıza sağlık. Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi Zeki Arasali için puan vaktidir. İlk puan için de sözü Mehmet Ali Sarı Hocam size bırakalım. Şükran leküm üstaz. Allah'a ibarek fikun, hafizakumullah. Mi'e ma'an nücum. Allah'u ekber. Bir yıldız bir yüz. 100 tam puan. Yıldız da verdi ama. Yıldızlı tabii. Onunla beraber, yıldızla beraber 100. Osman Egün Hocam. Ve ana tefekkar aydan ehlen ve sehlen. Nahnu farhan cidden. Lihudurikum. Barakallahu fikum. Ve rakamuna 100 tab'an. 100 tam puan Osman Egün Hocam'dan. Ve Ali Necim Hocam. Ben değerli üstadımıza ...97 puan veriyorum. 97 puan Halil Necipoğlu hocamdan ve böylelikle Zeki Alasali hocalarımdan toplamda 297 puan almış oldu. Tebrik ediyoruz. Efendim, dünyanın en tatlı telaşları inananların hanelerinde o kadar güzel telaşlar şu anda iftar sofraları hazırlanmakta. Sevince vakit sayılmakta, dakikalar sayılmakta, sevinç anına. Ve Ankara'daki dostlarımız için az bir zaman kaldı. Öncesinde tabii hocam bir iftariyelik sunar yine bize Ankara'daki dostlarımızın hatırına. Evet. Hatta hay şu hay. Anda iftar etmiş olan kıymetli dostlarımız var Anadolu'nun birçok şehrinde iftar edildi elhamdülillah. Allah kabul etsin. Ne tür bir güzellik olacak hocam? Şimdi Akdeniz Üniversitesi'nde Antalya'da malum. Orada hadis doktoru, doçent, benim de çok sevdiğim gönül insanlarından biri Yasin Pişkin hocanın bir güftesi var. Acizane olarak bendeniz de besteledim. Çok güzel. İçimde bir ben var, özden azade, küllenir bir ateş közden azade, dilsizim, meramım lisana sığmaz. Evet, kalbimin ahvali sözden azade. Buyurun hocam. İçimde bir ben var, özden azade, küllenir bir ateş közden azade. Dilsizim, meramım lisana sığmaz, kalbimin ahvali sözden azade. Varlığım yok gibi hiçten ziyade, görünen suretim içten ziyade. Serap diyarında hayal kurulmaz, gördüm rüyalar gözden ziyade, gördüm rüyalar gözden azade. Bana sen meftunsun, benden avare, sana ben mecnunum, senden avare. Aşkım deryasında akıllar anmaz, aklı buldum diyen bizden avare.
gördüm rüyalar gözden azade. Harikulade. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Efendim, Ankara için iftar vakti. Cenab-ı Hak tutmuş olduğunuz oruçlarınızı kabul buyursun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Senin için açlığa, susuzluğa katlandım. Dilimi yalandan, gözümü çirkinlikten çevirdim. Elimi haramdan çektim. Yüzümü sana döndüm. Senin bahşettiğin rızıkla orucumu açıyorum. Senin verdiklerinle doyuyorum. Senin ihsanınla seviniyorum. İftar sevincimizi çoğalt. Bizi birbirimize kardeş eyle. Yuvamıza, yurdumuza afiyet ve bereket ver. Gönüllerimize, günlerimize barış ve huzur ver. Devletimize, milletimize güç ve kuvvet ver. Beni, annemi, babamı ve bütün inananları bağışla. Bize dünyada iyilik ve güzellik ver. Ahirette de iyilik ve güzellik ver. Amin. Evet dostlar, İstanbul'daki dostlarımız iftar sevincini yaşamak üzere beklemekteler sabırla. Aynı zamanda bizleri de evlerinde konuk etmeye devam ediyorlar. Birçok ilimizde Ankara ile birlikte iftar edildi elhamdülillah. Cenab-ı Hak tutmuş olduğumuz oruçları tekraren kabul buyursun duasıyla. Amin. Komşuluğu konuşuyoruz dostlar. Komşuluğun önemini konuşuyoruz. Müsaade eder misiniz? Estağfurullah, buyurun hocam. Ne demek?
Şimdi eskiden bir tabir vardır. Komşu komşunun külüne muhtaçtır diye. Evet, evet. Şimdi komşu komşuya muhtaç değil. Firmalar var, şirketler var, getir diyor, geliyor, götür diyor, götürüyor. Efendime söyleyeyim, her şey emrine amade. Komşudan ne yapsın? Ama bugün Anadolu'da komşuluk sürüyor. Komşuluk devam ediyor. Dolayısıyla biraz da bu komşuluğu bitiren korku ve ihtiyaçtan beri olmak. İhtiyacı yoksa, yani bir ağırlık hissediyor. Ya ben şimdi ona gidersem o da bana gelir, ona ikram etmem lazım falan gibi bir takım mülahazalarla komşuluk maalesef sıfırlanmış durumdadır. Ama şöyle bir komşuluk oluyor. Bir sitede müşterek bir hareket var. İşte orada komşuluğu orada idame ettiriyoruz. Vecibesini yerine getirmek, aidatını vermek, efendime söyleyeyim, site içinde veya apartman derununda içinde ki kurulan tavsiyelere uymak, aidatını yerli yerinde vermek gibi. Bunlar şimdi iyi komşuluk, bunlar buraya evrilmiş vaziyette. Teşekkür ederim. Evet. Ben de şimdi, affedersiniz, çok özür dilerim. Tam da bu cümleye yani komşu komşunun külüne şimdi muhtaç değildir dediler ya saygıdeğer hocamız. O zaman hocam bence komşu komşunun gönlüne muhtaçtır. Düşünün yani hep onlarla birlikteyiz. Kaldı ki komşuluğun tanımında şu var değerli dostum. Yani kim komşudur? Sadece kapı komşunuz mu? Yanınızdaki dairede oturan mı? Ya da karşı dairede oturan mı? Hayır. Oturduğunuz binanın çevresindeki 40 hane yaklaşık size komşu sayılır. Ya da mahalledeki 40 hane komşu sayılır. Yani bu kadar bir geniş tanımlaması var aslında komşuluğun. Şimdi Ramazan'dayız mesela. Yani fırsat eldeyken bu ishar kavramını, bu diyargamlık, hani şimdilerde empati diyorlar. Onun yerine kendini koyma, onun durumuyla hemhal olma, sorma, arama. Bu mekanizmayı çalıştırmamız için tam da fırsatı yani yardımlaşma mesela. Komşu komşunun halinden bir haber yaşıyoruz. Yani neredeyse bir köy nüfusu kadar kalabalıklar sitelerde yaşıyor şimdi ya da mahallelerde yaşıyor ama bir haber birbirlerinden. Tam da fırsatı Ramazan-ı Şerif'te bunu hani tadilat-ı muhtaç bu durumu onarmak lazım. Hani Ramazan bizi onarıyor ya, bu hasletler üzerinden de bir onarıma şüphesiz ihtiyacımız var. Ben komşu komşunun külüne muhtaç değildir artık bu zamanda ya, ama komşu komşunun kesinlikle gönlüne muhtaçtır. Çünkü gecesi var, gündüzü var, hastası var, efendim sevinci var, hüznü var. Bütün bunları paylaşmak icap eder. Komşuluk bu demektir. Komşuluk bir manada yani kardeşlik anlamını taşır. Bu kardeşliği tesis etmek lazım kanaatindeyim. Bizim dinimiz bize bunu öğütler çünkü. Buradaki tabii kül ifadesi mecazen söylenmiş. Eyvallah. Bir şey. Kimsenin külünü istediği yok elbette. Bir şey isteme, ona muhtaçlık herhangi birbiriyle, bir eşya için değil de. Tabii, söylediğiniz birbiriyle buyurduğunuz gibi o bile ihtiyacı olmaz. Kimsenin bir küle ihtiyacı yoktur tabii. Eyvallah. Ki. Ona bile muhtaç olacak şekilde birbirine bağlıdır. Eyvallah. Gönülleri i̇şte de bağlıdır, dostlukları da bağlıdır diye. Hocam biraz şeye değinmek istiyorum. Şimdi tabii gettolar diye tarif ettiniz ya. Yani artık büyük şehirlerde yaşamaya başladık. Evet. Anadolu'dan birçok köyden göç aldı büyük şehirler ve buralara gelindiği zaman da artık oradaki bazı alışkanlıklarımızı bırakarak ya da buraya bir telaşla bir korkuyla gelmeye, bu şehirlerde öyle yaşamaya başlandı. Alışkanlıklarımızı değiştirdiğimizi düşünüyorum ama bunu devam ettirebilseydik, hani bir otokontrol sistemi var ya hocam, yani ümit ettiğimiz, hayal ettiğimiz ülkemizin güzelleşmesi, insanlığın daha da ileri noktalara ulaşması için ülkemiz adına o komşuluğu bırakmama, otokontrolü çok önemli. O da şu,
bir komşunun çocuğundan bir başka komşu kendini sorumlu sayması. Çok öyle güzel. Değil miydi? Çok güzel. Yani biz sokakta oyun oynarken diğer gamlık babamızın gelişinden korktuğumuz kadar komşumuzun gelişinden de bizi görmesinden dolayı korkardık. Yani oyun oynarken eskiden korkardık. Çünkü babalarımız oyun oynamamızı istemezdi sokakta. Eskiden öyleydi. Yani benim en azından öyle. Hani böyle faydasız şeylerle niye uğraşıyorsun? Git işte kitap oku, Kur'an oku. Bu şekilde bir yönlendirmesi olmasına kaynaklı. Şurada şuraya geleceğim. Bir otokontrol var. Yani komşumuz da bizim velimiz gibi bir şey. Yani babamdan nasıl çekiliyorsa böyle. İki, komşunun ihtiyaçları için hocam ben diğer evlatlarına söylediği her neyse aynısını bana emredebiliyordu. Hiçbir rahatsızlık duymuyordum bundan. Babam da komşumun bana ihtiyacı olan fiziki bir ihtiyacı varsa mesela bahçesinde çalışmak, evinde tadilat, ona bir alışveriş yapıp bir şeyler götürmek gibi bir ihtiyacı varsa komşumuzun, babam bizi hemen onun evine gönderip yardımcı olma konusunda aynen onun evladı gibi onu talepte bulunabiliyordu. Ve bundan hiç gocunulmayan bir komşuluk. Çok sadece muhabbet değil, aynı zamanda hep beraber hayatı kucaklama, birbirine dost olma, birbirine arkadaş olma, akraba kadar birbirini çok sevme. Çok hani güzel. Hep söylenir ya, ev alma komşu al. Bu ifade kesinlikle eskiden böyleydi. Çok güzel. Ev almadan önce komşu almayı hedefleyen. Birçok mesela durumu çok iyi olan insanlar olurdu hocam sokaklarda. Eskiden zenginler sadece sitelerde olmazdı. Zengini de fakir de aynı mahallede otururdu, öyle değil mi hocam? Evet. Daha iyi durumda olmasına rağmen mesela atıyorum Cerrahpaşa'da oturuyor. Etilere gidebilecek maddi bir duruma erişse bile eşi şöyle uyarırdı. Gidemeyiz. O da rahat edemeyiz. İmkanımız olabilir ama benim komşum Hanife Hanım'ı ben nasıl bırakırım ya? Öyle şey olmaz deyip orada yaşamaya devam eden güzel insanlar. Ne güzel. Üstadım, şimdi bunun önündeki komşuluğun kanaatimi ifade ediyorum. Ben komşuluğun önündeki en büyük engel, iki engel var. Bunlardan bir tanesi, biz diğer alanlarda olduğu gibi bu alanda da, yani bu bir davranış biçimi haline geldi Mustafa Hocam. Evet. İnsanlarda güzellikleri görmek yerine hep kusurları ve ayıpları görüyoruz. Maalesef. Kusurları ve ayıpları gördüğümüzde bu kusur ayıp görme insanları birbirinden uzaklaştırıyor. Hatalarımızı, noksanlarımızı, yanlışlarımızı görüyoruz. Böyle görünce de evet. Komşu diyelim ki olabilir yan yana yaşadığınız bir yer. Yani çok özür diliyorum. Belki komşu üst katta oturan komşu elinde bir şey tutuyordu. Dum diye bıraktı aşağıya. Bırakabilir, sestir yani. Sestir. Şimdi bir seferinde biz İlahiyat Fakültesi'nde okurken dört arkadaş bir evde kalıyoruz. Evet. Bir arkadaşımız vardı. O özellikle elbiseleriyle falan alakalı çok ihtimam gösterirdi Mustafa Cihat Hocam. Yemeğe oturduk o yeni elbiselerini çıkarmadan. Yer sofrasında yemek yiyoruz. Yemek yerken diğer bir arkadaşımız lokmasını böyle ağzına götürürken böyle bandırmıştı şeye çorbaya. O lokma çataldan çıktı, tabağın tam ortasına düştü ve orada ne kadar böyle yağ, salça varsa hepsi o çok ihtimam eden arkadaşın üzerine gitti. Baştan aşağı tişörtü aldı, bir tişört gitti. Kızdı, sinirlendi, bir şeyler söyledi vesaire falan filan. O lokması düşen arkadaş hiç ses etmedi. Bittikten sonra dedi ki ona, bitti mi dedi. Ama acayip şeyler söyledi. Ona dedi ki, üstad dedi yahu dedi. Uçak düşüyor dedi. 200 kişi ölüyor, kimsenin gıkı çıkmıyor dedi ya. Lokma düşmüş abi dedi be. yani olaylara bir bakarken böyle bakmamız lazım. Böyle bakmamız yani lazım. Sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bu var. Üstadım, mesela bir diğeri de ona en çok dikkat etmem. Prosedürlere boğduk hayatımızı. Birbirimize karşı rahat değiliz. Evet. Bu prosedürleri kaldırmamız lazım. Bir skeç izlemiştim böyle şeyde. Orada bir genç, iki tane genç bir ailenin karşısına geliyor, iki tane genç. Karşı daireye taşınıyorlar. Karşı daireye taşınca oradaki aile memnun oluyor. Bizim o anlattığımız, sizin anlattığınız şekilde her akşam bir şeyler götürüyorlar odaya. Çocuklar hoş geldin şeye, o eve. İşte pastadır, börektir, vesairedir falandır filandır götürüyorlar devamlı. En sonunda şimdi tabağı doldurarak vermemiz lazım. Şimdi çocuklar kapının deliğinden bakıyor. İnşallah bu akşam gelmez diyor yani. Getirirlerse tabağı doldurup verecekler. Verecek bir şey kalmadı. Ya bunları bir kenara koymamız lazım. Üstadım, yani olabilir mesela bir zengin bir aile, bir de fakir bir aile bir yerdedir. Üstadım zengin ama onu psikolojik olarak öyle eziyoruz ki o ezme ile beraber
Efendim mesela ben eski yıllar hatırlıyorum köyümüzde. Allah rahmet etsin, mekan cennet olsun. Ben de 7-8 yaşında hafızlık yapıyorum. 7 yaşında hafızımı bitirmiştim. Güzel yemekler yemek için cami hocamızın yanına giderdim. Köy tek tek şey getirirdi böyle, yemekler getirirdi her hane. Oradan bakardı böyle, derdi ki Osman'cığım bu akşam yaşadık. Niye? Zengin bir aile, köyün ağalarından bir aile. Osman'cığım bu akşam güzel bir yemek yiyeceğiz derdi. Bu prosedürlere boğma işini de bir kenara bırakırsak, bu aşırı kuralcılık bunu engelleyecektir diye düşünüyorum. Ama şunu unutmayalım Mustafa Hocam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu imanla ilintilendiriyor. Böyle bir hatada imanımızın gideceğinden korkarak, endişe ederek, kaygederek onu adeta o komşuluk müessesesini muhafaza etmek için ciddi bir gayret, ciddi bir ihtimamın içine girmemiz gerekir diye düşünüyorum değerli dostum. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim vaktimiz çok daraldı. Müsaade buyurursanız huzurlarınıza Emre Olçar'ı davet etmek istiyorum. Emre Olçar, hoş geldiniz. Hoş gördük. Size mikrofonu takdim edeyim. Sözü de kıymetli hocam size bırakmak istiyoruz. Bir iftar duası alalım. Buyurun. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ya Rabbil alemin, bu mübarek akşamda, bu güzel akşamda komşuluk haklarından konuştuk. Senin bize komşuya dair neler yapmamız gerektiğinden, Resulünün emirlerinden, tavsiyelerinden konuştuk. Ya Rabbil alemin, komşunun kıymetini bilenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, şu saatte, şu vakitte pişirdiği güzel yemeklerden, helal yemeklerden komşusuna ikram edenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Komşunun kıymetini bilenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Komşusunun izzetini koruyanlardan, komşusunun şerefini kendi şerefinden daha önemli görenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Bu duygu, bu düşünce, bu inançla beraber Resulün Muhammed Mustafa'ya komşu olanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Tuttuğumuz oruçları kabule karin eyle ya Rabbi. Amin. Geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Rahmetine muhtacız. Bizi rahmetinden mahrum eyleme ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Efendim İstanbul için iftar vakti. Cenab-ı Hak tutmuş olduğunuz oruçlarınızı kabul buyursun. Buyurun hocam. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessaleh. Hayya alessaleh. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم
فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Emre kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kendisi için kıymetli misafir hocalarımızdan puan istirham ediyoruz ve sözü kıymetli hocalarımıza bırakalım. Buyurun efendim. Hocalarım Emre kardeşimiz için puanlamalarını yaptılar. Tekraren kendilerine teşekkür ediyoruz ve Emre Olçar, hoş geldiniz. Hoş gördük. Öncelikle ezanı Muhammedi için, ardından da bu güzel tilavet için teşekkür ederim ve sizi tanıyalım. Rica ederim, çok teşekkür ederim. İsmim Emre Olçar. 2001 yılında Malatya'da dünyaya geldim. İlahiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Maşallah. Öyle. Hangi ilahiyat? Eskişehir Anadolu Üniversitesi. Çok güzel, maşallah. Nasıl gidiyor peki dersler? İyi, şükür. Çok pandemi güzel. Pandemi meselesiyle. Hafızlık da yapıyorum aynı zamanda. Ona da devam ediyorum. Pandemi süreci araya girdi. Geçen seneden biraz ara verdik. Bütün hafız kardeşlerimiz gibi biz de bu durumdan biraz rahatsız olduk. Allah bu belayı bir an önce başımızdan def etsin. İnşallah yine eskisi gibi hayatımız devam etsin. İnşallah. Maşallah. Ya hocam görüyorsunuz. Olmuş. Olmuş ya. Olmuş. 19 yaşında. Olmuş. Maşallah. Yani, maşallah. Ne güzel yetiştirmiş kendisini. Hayalin nedir? Hayalim inşallah bu ümmet için, bu insanlar için güzel bir şekilde hutbede, minberde, akademik anlamda nerede Rabbim bizi uygun görürse oralardan öğrenciler yetiştirmek, insanlara seslenmek. Maşallah. İnşallah bu söylemiş olduğunuz şeyler, idealler, hayaller gerçekleşir. İnşallah. Temennisi ve duasıyla İnşallah, tabii ki ederim. Bu her birimiz için büyük bir kazanım olur. Ve ben değerlendirme için sözü Osman Agün hocama bırakmak istiyorum bu bölümde. Mustafa Cihaz hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Emre Olçar kardeşime de bu güzel tilavet için, bu güzel düşünceler için, fikirler için ve bu yaşta, bu düşüncede, bu olgunluğa müthiş. Evet, eriştiği için mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Hem de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kendisinden. Yani şöyle bir şey vardır Mustafa hocam. Genelde konuşuruz. Yani Allah kime hidayet verirse o hidayet erer. Kimi de saptırırsa o sapar. Yani bazı insanlar der ki madem böyle o zaman uğraşmamıza gerek yok. Yani hidayet olacak da belli. Efendim sapan da belli. Öyle bir soru gelebilir bir insanın aklına. Emre kardeşimizin bu düşünceleri bu düşünceyi de çürütüyor. Ama bir ayet-i kerimeyle Araf suresinde diye hatırlıyorum. Yani bazı insanlar böyle derler diyor. وَاِذْ قَالَتْ اُمَّتُمْ مِنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ Niye böyle nasihat ediyorsunuz, uğraşıyorsunuz, koşuşturuyorsunuz? Allah'ın helak edeceği bir kavim mi, bir topluluk için neden bu kadar efor sarf ediyorsunuz derse iki şey ortaya koyar o insanlar Mustafa Hocam. مَعْذِرَةً اِلَى رَبِّكُمْ Rabbimizin huzuruna gittiğimizde bir mazeret ortaya koyabilelim diye. Ya Rabbi ben uğraştım. Mücadele ettim. Senin bana verdiğin görevi ben yerine getirmeye çalıştım. İkinci de şöyle derler. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Belki adam yola gelecek. Yani Allah, o bilgi Allah'ın yanında, benim yanımda değil ki. Evet. Dolayısıyla ben mücadelemi yapmaya devam etmem lazım. Şöyle bir de cevap verilir ona Mustafa Hocam. Eğer böyle olmuş olsaydı Cenab-ı Hak peygamberlerini göndermez. Gönderdiği peygambere de Firavun'a git demez. Firavun'a git dediğinde de aman gözüne kurban, yumuşak konuş, tatlı konuş demez. Onun için bizim Emre gibi yavrulara, çocuklarımıza, gençlere ihtiyacımız var üstadım benim. Ben bu yavrumun, bu kardeşimin hürmetle gözlerinden öpüyorum, muhabbetle gözlerinden öpüyorum. Allah razı olsun. Hoş geldin, sefalar getirdin. Aziz dostum benim. Eyvallah. Mehmet Ali Sarı hocam. Emre Olçar, yavrumuz dinledik, çok güzel okudular. Maşallah daha önce de mahallinde okumuşlar, birincilikler kazanmışlar. İnşallah daha güzel olacak. Harfleri, mahreçleri, sesi gayet yerinde, gayet güzel. Kendisini tebrik ediyorum. Eyvallah. Ezanı da çok güzel okudu. Evet. Onu da burada ifade etmiş olayım. Evet. Eyvallah. Allah razı olsun. Şimdi Halil Hocam, evet. Şöyle bir alışkanlık gibi oldu aslında bu. Hı. Siz İstanbul'da şu anda iftar eden dostlar için onlara bir tatlı ikram edersiniz. Eyvallah.
bir tatlı da sahnemizde maşallah var. Bu genç yaşında bu kadar evet. güzel Kur'an tilaveti. Ben ezanı soracaktım hocam. Siz nasıl buyurursunuz? Tebrik ettim. Ezan çok içinde güzel. Tamamdır. Çok güzel okudu. Dolayısıyla beraber onun da katılacağı bir ilahi okumanızı istirham edeceğim. Tabii ki değerlendirmeniz ve yorumunuzdan sonra istiyorum. Peki. Şimdi gayet güzel. Önce hoş geldin sevgili yavrum. Hoş bulduk hocam. Sağ ol. Güzel geldin, iyi geldin bize, hoş geldin. Gönlümüze de hoş geldin. Gayet güzel de bir şey merak ettiğim için sormam lazım. Estağfirullah. Hasunet müstakarran ve mukama da. Nefesim mi kesildi mukama da yoksa başka bir şey mi var orada? Hocam nefesim kesilmedi. Biraz heyecan diyelim ona. Belki öyle heyecandan diyeyim? Olabilir. Aynen öyle hocam. Diyelim değil mi? Aynen hocam. Peki aynen tamam hocam. Öyle diyoruz. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim sağlık. Hocam. Yani hocam onu o m derken orada kısaca kesmesini bir taklit içerdiği konusunda bir... Yani erbabı bilir. Öyle mi? Erbabı bilir. Ama ağzına ama sağlık. Heyecan kaynaklı olduğunu. Gönlüne sağlık. Heyecandan. Eyvallah. Ne okuyalım seninle? İlahiyat okuyorum hocam. Hayır ne okuyalım seninle? Hocam ben annemin rüyasını çok beğeniyorum. Yapma ya. Çok da güzel. Sizden dinliyorum. Ama onu okuduk geçen biz. Okuduk. Başka bir evet. şey okuyalım. Ha. Hak bir gönül verdi. Onu da okuduk değil mi Mustafa? Onu da okuduk. Evet. Başka bir şey okuyalım. Ya da sen oku ben dinleyeyim. Tamam hocam. Ben annemin nasıl rüyasını o okusun üstad. Tabii tabii sen oku ben dinleyeyim. Tabii tabii. teşekkür ederim inşallah hocam. Sizden de alacağız hocam. Sizden de ben annemin duasıyım. Alalım. Ben annemin rüyasıyım, İbrahim'in duasıyım. Ben annemin rüyasıyım, İbrahim'in duasıyım. Ben anneler hülyasıyım, adım Ahmet, sonsuz rahmet. Ben anneler hülyasıyım, adım Ahmet, sonsuz rahmet. Halil hocam. Maşallah. Ağzına sağlık. Gönlüne nasıl? Sağlık. Maşallah. Ya bestekarının gayet yanında güzel. Da söylemek zordur hocam. Heyecanlandırır estağfurullah, insanı. Estağfurullah. Estağfurullah. Ama olmuş değil mi? Gayet güzel. Yani. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Şimdi sizden de bir eser isteriz hocam. Biz ya düet... Ben münacat hissettim. Peki. Yani yemekler yendi değil mi her yerde? Bir de şöyle içtenlikle itirafımızı yapalım diye bir müracaat hissettim. Onu serbest okumak isterim. Tabii ki buyurun. İlahi acizim, acizimi mahrum eyleme. Hak diyor Allah, diyor huzura gel. Rahmetin deryası boldur kullara.
mahzun olup düştüm dilden dillere. İrşad eyle ya Rab, doğru yollara ya taknetu, la taknetu virdim kesmem ümidim. İsmi gaffarınla affet zünubum, ruzi vahşerde şeyleme uyumum. Ya Rab, didarından mahrum eyleme. Amin inşallah. Amin. Harikasınız hocam. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Evet dostlar, Emre Olçar için şimdi puan vaktidir. Kendini puan noktasına alalım. Ve ilk puan için de sözü Osman Egin hocam size bırakmak isteriz. Mustafa Cihat hocam, bu genç çocuklar bize ülkenin geleceğine dair ümit var olmamızı telkin ediyor. Hakikaten. Allah'a hamdü sena ederek ben Emre Olçar kardeşime bu güzel tilaveti için 97 puan veriyorum. 97 puan Osman Egin hocamdan. Mehmet Ali Sarı hocam. Emre Olçar kardeşimiz, yavrumuz güzel okudu. Öne açık, istikbal vaat ediyor. Allah adetlerini artırsın. Amin. Ben kendisine 95 puan veriyorum. 95 puan ve Halil Necipoğlu hocam. Çok güzel okudun. Ben annemin rüyası. Kur'an da çok güzeldi. Sen de çok güzelsin. Puanın da güzel. Tabii ki. Bir yıldız ve 100. 100 tam puan Halil Necipoğlu hocamdan. Toplamda Emre Olçar hocalarından 292 puan almış oldu. Tekraren tebrik ediyoruz sizleri. Evet kıymetli Kur'an dostları, bereketli bir akşam oldu. Elhamdülillah sizler de eşlik ettiniz. Tatlı bir telaş başladı program başlangıcında ülkemin güzel evlerinde. Ardından burada kurulan Kur'an sofrasından hep birlikte nasiplendik. Şükürler olsun, binlerce şükürle. Şimdi de final anı. Evet kıymetli Kur'an dostları, öncelikle Türkiye'nin dört bir yanından, dünyanın dört bir yanından bizleri takip eden kıymetlilerimiz, müdavimlerimiz, sizlere teşekkür ediyoruz bu sofraya katıldığınız için. Sonrasında bu akşam bu ziyafeti veren çok kıymetli bülbüllerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Ve onlar üzerinde emeği olanlara da, tabii ki onları anmadan olmaz. Onlar vesilesiyle bülbüllerimiz burada bu muhteşem ziyafeti gerçekleştirdiler. Allah sayılarını artırsın temennisi duasıyla. 81 vilayetten misafir hocalarımız tilavetler sonrası şahit olduğunuz üzere puanlama yapmaktalar. O puanları kıymetli hocalarımın vermiş olduğu puanlara ekleyerek sıralamamız belli oluyor. Müsaade buyurursanız paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu akşam 81 vilayetten
programımıza katılan kıymetli misafir hocalarımız kendilerine 91 puan takdir etmişler. Hocalarımın takdiriyle birlikte toplam 383 puan alarak bu akşamın üçüncüsü oldular. Yürekten alkışlıyoruz kendilerini. Emre Olçar ve tebrik ediyoruz kendilerini. Bu akşam seyirci hocalarımız kendilerine 93 puan takdir etmişler. Hocalarımın takdiriyle birlikte toplam 390 puan alarak bu akşamın ikincisi oldular. Yürekten alkışlıyoruz. Zeki Alasali, tebrik ediyoruz. Ve efendim bu akşam misafir hocalarımız kendisine bu akşamın en yüksek puanını takdir etmişler. 94 puan. Hocalarımın takdiriyle birlikte toplam 392 puan alarak bu akşamın birincisi, hafta finalinin de yolcusu oldu kendileri. Yürekten alkışlıyoruz. Ali Kızılkaya ve tebrik ediyoruz kendilerini. Aynı zamanda kendilerine 3 tam altın hediye ediyoruz. Kabul buyursunlar. Dostlar, güzel, bereketli bir akşam oldu elhamdülillah bu mübarek akşamda. Yarın yine huzurlarınızda olmayı diliyor ve istiyoruz. O ana dek sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hoş kalın, hoşça kalın.